Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Vesvese mobil uygulamasını hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Aşk. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? İçinizi ısıtıyor, heyecanlandırıyor sizi, mutlu ediyor. Peki ya her şeyi sarpa sardığında? İşte o zaman her şey mahvoluyor. Size tavsiyem ciddi bir ilişkiye adım atmadan önce ailesini de tanımaya özen gösterin. Yoksa asla tahmin edemeyeceğiniz korkunç şeyler yaşayabilirsiniz.'' Nisa ile 3 yıldır sevgiliydik. Aramız çok iyiydi. Birbirimize sırılsıklama aşıktık. Arada sırada tartışsak da hiçbir zaman büyük bir kavgamız olmamıştı. Zevklerimiz, fikirlerimiz, neredeyse her şey birbirine çok uyumluydu. Artık evlenmeyi düşünmeye başlamıştık. Çünkü Nisa ve ben bir ömrü birlikte geçirmek istiyorduk. Ayrıca Nisa'nın ailesi de artık evlenelim diye konuşup duruyorlardı. O yüzden kız isteme merasimini ayarlamıştık. Bu akşam sonunda sevdiğim kızı ailesinden istemeye gidecektik. Nisa'ların evine annem, babam ve ben vardığımızda evin kapısını Nisa'dan 3 yaş küçük olan kız kardeşi Banu açmıştı. Birbirlerini andırıyorlardı ve ilk başta kapı açıldığında Banu'yu Nisa sanmıştım. Bu kadar fazla süslenmesi saçma gelmişti. Banu'nun arkasında bekleyen Nisa'nın anne ve babası bizi içeriye buyur etmişti. Üstümüzdeki ceketleri Banu'ya uzatıp teşekkür ettikten sonra oturma odasına geçmiştik. Etrafa baktığımda Nisa'yı görememiştim. Annesi onu aradığımı fark etmiş olacak ki gözlerimiz kesiştiğinde gülümsemişti. Nisa hazırlanıyor oğlum. Beş dakikaya gelir dedi. Anladığımı belli ederek başımı aşağı yukarı salladığımda oturduğum koltukta geriye yaslanmıştım. Ondan sonra her şey çok hızlı gelişmişti. Nisa hazırlanıp odasından çıkmıştı. Aileler biraz sohbet etmişti ve en son kahveler içildikten sonra babam Nisa'yı ailesinden istemişti. Nisa'nın babasının verdim gitti demesiyle derin bir oh çekmiştik. Fazla geçe kalmadan nişan gününü ayarladıktan sonra Nisa ve ailesi bizi kapıya kadar geçirmişti. Kapının önünde Banu ceketimi bana uzatırken kısa bir anlığına göz göze gelmiştik yanlış anlamasın diye hafifçe gülümsemiştim. O da dişleriyle alt dudağını ısırarak bana gülümsemişti. Bu yaptığı hareket açıkçası beni afallatmıştı. Ablasını istemeye gelmiştik ama kendisi benimle göz göze geldiği an bana cilve yapıyordu. Neyse ki bu olay üzerinde fazla düşünmedim ve aklımdan hemen bu olayı sildim. Nisa kardeşinin bana öyle baktığını duysa kim bilir ne kadar çok üzülürdü. Nisa'nın üzülmesini istemiyordum. Fakat o akşamdan sonra geceleri çok sıkıntı çekmiştim. Nişan gününe kadar neredeyse her gece rüyamda Banu'yu görmüştüm. Uyumadığım zamanlarda da aklımdan hiç çıkmıyordu. Sürekli onu hayal ediyordum ve şu an ne yapıyordur diye sürekli düşünüyordum. Bu durum artık beni korkutmaya başlamıştı. Ama hissettiklerimi kimseye anlatamazdım. Ailem ve Nisa'nın ailesi ne düşünürdü? Peki ya Nisa? Büyük bir hayal kırıklığına uğrardı nişan günü gelip çatmıştı. Ailem Nisa'ların evine gittiğimizde yeniden Banu karşılamıştı bizi kapıda. O an aklımdan şu geçmişti. Banu hayatım boyunca gördüğüm en güzel kızdı. Neden ablasıyla evleniyordum ki? Neden ilk başta onu görmemiştim? Şimdi sevmediğim bir insanla mı evlenmek zorundaydım? İnanın bu düşündüğüm şeylerin ne kadar saçma olduğunu o zaman anlayamamıştım. Basiretim bağlanmıştı. Tek düşündüğüm şey Banu'ydu. Neden sonuç ilişkisini umursamıyordum? Neden üç yıldır sırı aşık olduğum kızdan birden vazgeçmiştim? Neden onun kardeşine amansızca tutulmuştum? Bunların hiçbiri umurumda değildi. Tek istediğim Banu'ya sahip olmaktı. Banu ve annesiyle babası bizi içeri buyur etmişti. Nisa yine son hazırlıklarını yapıyordu. O an sinirlerim bozulmuştu nedensizce. Bizi beklettiği için Nisa'ya sinirlenmiştim. Banu'yla birbirimize bakıp duruyorduk. Gözlerimiz hiç ayrılmıyordu. Nisa bana yarım saat gelen bir beş dakikadan sonra odasından çıkıp özür dilemişti. Çok heyecanlıyım dedi gözlerimin içine neşeyle bakarak. Gözlerimi devirip kafamı çevirmiştim. O an ölüm sessizliği doldurmuştu oturma odasını. Ama Banu ellerini çarparak herkesi kendine getirmişti. Haydi başlayalım. İkramlar yenilip Nişan kesildikten sonra fotoğraflar çekilmişti. Herkes suratımı asmamam konusunda beni uyarıyordu. Hatta aileler sanki istemeyerek evleniyormuşum gibi gözüktüğüm için benimle dalga geçmişlerdi. O an bağırmak istemiştim. Evet, ben Nisa'yı sevmiyorum. Kimse laf etmesin diye onunla evleniyorum. Ben aslında Banu'ya aşığım. Fakat bunu diyebilecek bir cesaret yoktu bende. O zaman ne yapmak lazımdı? bazı şeyleri gizli halletmem gerekiyordu. Banyoya gitme bahanesiyle Banu'yu da yanımda çağırıp ona aşkımı ilan edebilirdim. Evet, öyle yapacaktım. Banu, banyonun yerini gösterebilir misin? Dediğim an Banu ve Nisa aynı anda ayağa kalkmışlardı. Tabii ki de Nisa'nın bir şekilde yoluma çıkması gerekiyordu. Sen otur Nisa, bugün çok yoruldun. Banu gösterir bana, dedim gülümseyerek. Nisa kırgınca gülümsedi ve peki dedikten sonra koltukta arkasına yaslandı. Suratıma şüpheyle baktığını hissedebiliyordum. Zaten kız isteme akşamından beri ona soğuk davrandığımı fark etmiş olmalıydı. Açıkçası her an patlamasından korkuyordum. Evlilik stresi deyip onu geçiştirmiştim ama zamanla bana inanmayacak gibiydi. Banu önden kıvırtarak banyoya doğru yürüdüğünde aç gözlerimle onu izlemiştim. Banyonun kapısının önüne geldiğinde kapıyı açtı ve eliyle içeriği gösterdi. Artık sabrım kalmamıştı. Bileğinden tutup onu zorla içeri çektim ve duvardaki fayansa yasladım. Şaşırmış gibi gözükmeye çalışıyordu ama şaşırmadığından adım gibi emindim. Bu anı günlerdir bekliyor olmalıydı. Ne yapıyorsun sen? dedi beni ittirmeye çalışarak. Ama ben onu daha fazla köşeye sıkıştırıyordum. En sonunda pes etmişti beni öpmeye başladığında ben de karşılık vermeye başlamıştım. Fakat kafamı geri çekip onun suratına baktığımda korkudan nefesim kesilmişti. Gözlerinden kanlar akıyordu ve kocaman ağzıyla bana gülümsüyordu. Korkuyla ve bağırarak banyodan kendimi dışarı attığımda oturma odasına koşmuştum. Ben, o, ne, nasıl deyip duruyordum. Aklımı kaybetmiştim. Bir iki dakika geçmeden Banu ağlayarak banyodan oturma odasına gelmişti. Üstü başı yırtıktı, makyajı akmıştı. Özellikle dudağındaki ruj ağzının her tarafına yayılmıştı. Nisa bir bana bir de Banu'ya baktığı an ikimizin dudakları arasında mekik dokuduğunu görebilmiştim. Ben, ben diye kekeledi Banu. Banyonun yerini gösterdim. Ama tam gidecektim ki bileğimden tutup beni banyoya çekti. Taciz etti beni. Canavarın tekisin sen diyordu. Bağını ağlayarak odasına koştuğunda ailesi de peşinden koşmuştu. Fakat son bir kez yüzüme bakıp tükürmüşlerdi. Annemle babama baktığımda bir göz kırpması süresinde iki adet tokat yemiştim. Bir annemden, diğeri de babamdandı. İkisi de beni Nisa ile yalnız bırakıp evden çıkıp gittiklerinde en son onunla göz göze gelmiştim. Mavi gözlerinden yaşlar peş peşe akıyordu. Hızla üzerime gelip hiçbir şey demeden beni kapı dışarı ettiğinde Arkamdan eşyalarımı da fırlatıp kapıyı yüzüme kapatmıştı. Ben ne yapmıştım böyle? Birkaç gün eve dönemedim. Dönmeye çalışsam da ailem beni eve almadı. Babam arada sırada beni arayıp küfürler ediyordu. Sessizce dediklerini dinliyordum. Her dediğinde haklıydı. Yaptığımın bir telafisi olamazdı. Kaldığım otelin balkonunda sigara içerken birden telefonum çalmaya başlamıştı telefonumu ceketimin iç cebinde zannettim ama orada değildi. Telefonumun sesi kesildiği an ceketimin cebinde başka bir şey olduğunu fark etmiştim. Bir muska. Korkuyla muskayı yatağa fırlatıp annemi aradığımda annem telefonu açtığı an beni azarlamaya başlamıştı. Fakat yardıma ihtiyacım vardı. Azar işitemezdim. Ceketimin iç cebinde muska buldum diye bağırdım. Annemin sesi kesildi. Annemin böyle şeylere inanması ilk defa işime yarıyordu. Çabuk eve geri dön deyip telefonu yüzüme kapatmıştı. Her şeyimi toplayıp otelden çıktım ve evime doğru yola koyuldum. Kapıyı çaldığım an annem ışık hızıyla kapıyı açmıştı ve bileğimden tutup beni içeriye çekmişti. Yine bileğimden tutarak beni oturma odasına çektiğinde tekli koltukta babamın, üçlü koltukta ise sakallı bir amcanın olduğunu görmüştüm. Annemi takip edip sakallı amcanın yanına oturdum ve ellerimi bacaklarımın üstünde birleştirdim. Sakallı amca elini elime koydu ve gözlerime bakıp gülümsedi. Muskayı bana ver evladım dedi. Hiç itiraz etmeden muskayı ona uzattım ve yavaşça sakin bir şekilde muskayı açmasını izledim. İçinden iki tane küçük katlanmış kağıt çıktı. Hoca olduğunu düşündüğüm adam uzun uzun kağıtları inceledikten sonra başını kaldırdı ve üçümüze de teker teker baktı. Neler olduğu anlaşıldı. Bu çocuğa büyü yapılmış dedi. Annem dehşetle bacaklarına vurduğunda irkilmiştim. Babam kaşlarını çatmış hocaya bakıyordu. İki tane çok güçlü büyü var bu muskanın içinde. Biri kendine aşık etme büyüsü, biri de ilişki bozma büyüsü. İkincisi genelde evli çiftleri ayırmak için yapılır. Birisi gerçekten senin Nisa kızımızdan ayırmak istiyormuş ki elini çabuk tutmuş. Fakat bu büyüler daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Daha değişik bir yapıda. Normal bir büyücünün yapabileceği bir büyü değil bunlar. Büyük ihtimalle bu büyüler ya cinleri olan bir büyücüye yaptırıldı ya da bu büyüyü bizzat yapan kişi cinlerin etkisi altında olabilir. Bir anlaşma misali. Büyüyü yapan kişiyle cinin aynı bir çıkarı olmalı bu büyüyü yapabilecek sana aşık olan birini tanıyor musun evladım diye sordu. Geçmişi düşündüm. Nisa ile bütün vakit geçirdiğimiz zamanları. Aklıma süzülen tek bir şey vardı. Banu ne zaman olursa olsun gözlerini hiç üzerimden ayırmamıştı. Banu dedim emin bir şekilde. O gün banyoya onu ben çektim. Evet. Ama onu taciz etmedim. Kendisi bana karşılık verdi hatta çok istekliydi. Ondan ayrıldığımda suratında bir canavar gördüm. Bana gülümsüyordu. Ama bunların hiçbirini isteyerek yapmadım. Sanki bir şey aklımı ve kalbimi ele geçirmişti dedim. Senin suçun yok evladım. Sen bu zamana kadar o kıza hiçbir şey hissetmemişsin. Bundan sonra hissetmenin nedeni de bu güçlü büyüler. Ama ben bu büyüleri bozabilirim. Bir daha asla o kıza karşı hiçbir şey hissetmeyeceksin.'' Banu kızımız büyük ihtimalle dişi bir cinin etkisinde şu an. O cinden kurtulmak biraz zor olacak. Ama onu da hallederiz Allah'ın izniyle dedi. Neden zor olacakmış ki dedim. Sakallarını sıvazladı. Dertli dertli suratıma baktı. Aşık bir kadın ile baş etmeyi öğrenebilirsin belki. Ama dişi bir cinle baş etmek en zorudur. Banu kızımızı ele geçiren cin sana aşık olmuş evladım dedi. Çok da gözlerimi büyütmüştüm. Annem ağlıyordu. Babamınsa ağzından küçük bir küfür kaçırdığını duyabilmiştim. Hoca ayağa kalktıktan sonra annemle babam dışarı çıktı ve ikimiz yalnız kaldık. Büyü bozma seansını gerçekleştirdikten sonra elime muskadan bir kolye tutuşturdu ve o dişi cinden kurtulana kadar bu kolyeyi takmamı istedi. Büyüler bozulduğu an aklıma ilk gelen şey Nisa olmuştu. Bu zamana kadar onu aklımdan kolayca çıkarmıştım. Ama şimdi bu imkansızdı. Ona yaptıklarım yüzümden ayağına kapanmak, beni affetmesi için ona yalvarmak istiyordum. Hoca ile insanların evinin önüne vardığımızda evin içinden çığlık sesleri duymuştuk. Şansımıza evin kapısı da açıktı. Hemen içeri daldık. Oturma odasında duvarın bir köşesinde Nisa'nın annesiyle babası korkuyla Nisa ve Banu'ya bakıyordu. Banu elindeki büyük bıçağı Nisa'ya doğrultmuştu ve avaz avaz bağırıyordu. Nisa ise şoktaydı. Banu bizi gördüğü an suratındaki korkunçluk eski haline dönmüştü. ''Aşkım sen mi geldin?'' dedi gülümseyerek. Tam kollarını açıp bana koşacaktı ki hoca önüme geçmişti. Dualar okuyordu ve o an içim titremişti. Yere çöküp hüngür hüngür ağlamak istemiştim. Hocanın sesi o kadar gür çıkıyordu ki Banu tiz bir sesle çığlık atarak ve bir yandan vücudu tuhaf bir şekil alırken yere kapaklanmıştı. Hoca etrafta gözlerini gezdirip yanındaki koltuğun köşesindeki örtüyü eline aldı ve Banu'nun üzerine fırlattı. Örtünün altına kendisi de girmişti. Örtünün altından çığlıklar geldi. Cin küfürler ediyordu. Sanki örtünün altında boğuşuyor gibilerdi. Ama hoca gür sesiyle konuşmayı bırakmıyordu. Birkaç dakika sonra örtünün altı sakinleşmişti. Ve o an hoca örtüyü üzerinden alıp Banu'yu kolları arasına aldı. Dualar okumaya başladı. Fakat bu sefer sessiz, sakin, huzur veren bir sesle okuyordu duaları. Banu ağlıyordu. Nisa'ya baktım. Kardeşinin hali onu korkutmuştu. Nisa'nın annesi vermişti birden. Babası sehpadan aldığı kolonyayı yüzüne sürüyordu zavallı kadının. Bir an orada bir yerimin olmadığını hissettim. Tam arkamı dönüp gidecektim ki belime bir çift kol sarıldı. Gitmeye çalıştım ama bırakmadı. Ağlıyordu çıkıra çıkıra. Gitme dedi bir kere. Yüzümü döndüm hemen. Boynuna sımsıkı sarıldım. Kulağıma fısıldadı. Biliyorum her şeyi. Senin hiçbir suçun yok. Affettim ben seni çoktan. Boynundan öpüp geri çekildim ve yüzünü ellerimin arasına aldım. Ben hayatım boyunca Nisa'dan başkasını sevmemiştim. Şu an daha iyi anlıyordum. Evleniyor muyuz o zaman? diye sordum. Burnunu çektikten sonra güldü. Evleniyoruz tabii ki deyip koluma vurdu. Hoca Banu için elinden gelen her şeyi yaptı. Beni elde etmek için anlaştığı cinden kurtuldu ve onun için koruyucu dualar yazdı. Fakat ayrıca hastaneye yatmasını da istedi. Banu özel bir hastaneye yatırıldı. Birkaç ay etkili bir tedavi gördü. Daha sonra da hastanede tanıştığı ve aşık olduğu bir adamla evlendi. Şu an iki çocuğu var. Fakat Nisa'yı yaşananlar çok etkilediği için onunla görüşmüyorduk. Biz Nisa ile evlendik. Bir türlü çocuğumuz olmadı. İkimiz de kısırlık şüphesi yüzünden doktora gittik. Ama ikimizde de sıkıntı yoktu. Doktorlar psikolojik olabileceğini söyledi. Üçüncü evlilik yıl dönümümüzden bir gün önce Nisa ile en yakın arkadaşımı yatak odasında bastım. Tek amacım iş gezisinden bir gün erken dönüp Nisa'ya sürpriz yapmaktı. Ama hayatım o gece danıma dağın olmuştu. Boşandık ve yapayalnız kaldım. O günden beri kendimi işime verdim ve artık New York'ta yaşıyorum. Duyduğuma göre Nisa ile yeni kocası birkaç ay geçmeden ayrılmışlar. Nedeni ise aldatılma. Eski dostum ve Nisa'nın yeni kocası Nisa'yı onun en yakın arkadaşıyla aldatmış. Etme bulma dünyası işte. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.